الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره صدق رسول الله ونتق حبيب الله عزيز ومحترم Müslümanlar okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan O'dur okuduğum hadisi şerifte ise Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız kendisinden hayır umulan ve asla kötülük beklenmeyendir. Aziz müminler, hepimiz dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren kendimizi emniyette hissetmeyi arzularız. Kötülüklerden uzak olmak, endişe ve korkularımızdan sıyrılmak isteriz. Her birimiz güvenli bir ortamda, huzur içerisinde yaşamaya gayret gösteririz. Zira Cenab-ı Hakk'ın imandan sonra bize lütfettiği en büyük nimetlerden birisidir güven duygusu. Kıymetli Müslümanlar, güvenin yegane kaynağı Cenab-ı Hak'tır. Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden birisi de El-Mü'mindir. O Allah ki huzur ve esenlik verendir. Kullarını güven ve emniyet içinde yaşatandır. Kendisine güvenilmeyi en çok hak edendir. Ona sığınanları korku ve endişeden emin kılandır. Muhterem müminler, Allah'a iman eden her mümin, onun himayesi ve koruması altındadır. Bu gerçek, Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Allah'a güvenip dayan, vekil olarak Allah yeter. Bu ayeti kerimeye gönülden inanan müminler olarak biliriz ki, Yüce Mevlamız bizleri asla kimsesiz ve çaresiz bırakmaz. Nitekim tevhid uğruna atıldığı ateşi Hazreti İbrahim'e serin ve zararsız kılan O'dur. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Hazreti Yusuf'u oradan çıkarıp Mısır'a sultan eden O'dur. Hazreti Yunus'u balığın karnından kurtuluş sahiline ulaştıran, Hazreti Musa'ya denizi yol, kudret ve merhametini yoldaş eyleyen O'dur. Rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa'yı müşriklerin tuzağından kurtarıp, emniyet içinde Medine'ye kavuşturan O'dur. Asil müminler, mümin söz ve davranışlarıyla bir güven insanıdır. Kardeşlerine
emniyette olduklarını hissettiren bir iman kalesidir adeta. Gücünün yettiği oranda her şeyden ve herkesten sorumlu olduğunun bilincindedir. Bizler inanırız ki iman güvendir. Mümin güvenen ve güvenilendir. Kainat insana, insan da birbirine emanettir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kişidir. Onun içindir ki güven zedeleyici davranışlarda bulunmak, bir başkasının canına kastetmek, malına el uzatmak ağır bir vebal, büyük bir günahtır. Kardeşlerim, yaşadığımız depremlerin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde güven ve huzur kaynağı olmaya devam edelim. Zorluk ve meşakkatler karşısında birbirimiz için sağlam ve güvenli bir liman olalım. Dertli gönüllere derman, mahzun yüreklere sevinç taşıyalım. Aramızdaki şefkat, merhamet ve muhabbetle zihinlerimiz ve gönüllerimiz inşirah bulsun. Unutmayalım ki Allah'a dayanır ve güvenirsek, kardeşlerimize karşı güven ve emanet bilincini kuşanırsak, Rabbimizin inayet ve nusreti bizimle beraber olacaktır. Hutbemi hicret yolculuğunun en sıkıntılı anında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'a olan güvenini ifade eden şu ayeti kerimeyle bitiriyorum. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına mahzun olma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Ela inne ahsanel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil kaviyyil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين واكتب الصحة والسلامة والعافية على أمة محمد أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إسلاما ومسلمانlara yardım eyle. Devletimizi, milletimizi ve biladi İslamiye'yi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anne babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. İbadallah, ittekullaha ve ati'uh.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasak eder. O düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt verir.